Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle hem kokusu hem lezzetiyle herkes kendini hayran bırakan yayla çorbası tarif vereceğim. Yayla çorbamız için 1,5 su bardağı buğday kullandım. Ben aşağı yukarı 10-12 kişilik çorba yapacağım. Siz ölçüleri daha az kullanabilirsiniz. Buğdaylarımı tencereye aldıktan sonra bir güzel yıkadım. Yıkamış olduğum buğdaylarımın üzerine 5 su bardağı su ilave edip ocağa alacağım ve kaynatacağım. Ayranımız için 5 su bardağı yoğurt, 2 yemek kaşığı un ve 1 adet yumurta kullandım. Ve karışımımı bir güzel çırpalım. Ve bu karışımımıza aşağı yukarı 5 su bardağı su ilave edeceğim. Ama suyu bir anda ilave etmeyeceğim. Birer bardak ilave edip karıştırıp tekrar birer bardak ilave edeceğim. Ve bu sayede yumurtamız, unumuz, yoğurdumuzla iyice özdeşleşmiş olacak. Ve pişirdiğimiz zaman kokma işlemiyle karşılaşmayacağız. Size bir püf noktası daha vereyim. Çorbamıza tuzunu kaynadıktan sonra ilave edelim. Bu yoğurdun kesilmesini önlüyor. Ya daha önce ilave edenler de oluyor ama bu yoğurdun kesilme olasılığını yükseltiyor. O yüzden ben çorbamın piştikten sonra ilave ediyorum. Kapatmaya 2 dakika kala falan öyle ilave ediyorum. Ve gördüğünüz gibi suyumu yavaş yavaş ilave edip karıştırıyorum. Ve karıştırdığım ayranımı tencereme alıyorum. Gördüğünüz gibi kıvamı çok güzel. Hiçbir şekilde topaklanma olmadı. Ve tenceremi orta ısıya alıyorum. Ve karıştırarak kaynayana kadar karıştırma işleminde devam edeceğim. Bu aşamada karıştırmamın özelliği de dediğim gibi topaklanma olasılığını daha aza indirgemek için devamlı karıştırıyoruz. Ve bir diğer tenceremde de buğdaylarım kaynıyor. Gördüğünüz gibi posalar yukarı çıktı. Tenceremin kenarlarına yapıştı. Ve benim biraz daha buğdaylarımın kaynamaya ihtiyacı var. O kaynayana kadar ben çorbamı kaynama aşamasına gelene kadar tekrar karıştırıyorum. Ve buğdaylarım kaynadı. Gördüğünüz gibi buğdaylar çatladı. Çok fazla da yumuşak olmasını istemiyorum arkadaşlar. Böyle dişe gelecek şekilde seviyorum ben. Sizin de tercihinize bağlı. Buğdayları daha yumuşak seviyorsanız biraz daha kaynatabilirsiniz. Ama bu benim için yeterli. Bir 5-10 dakikada çorbanın içinde kaynayacak. Evet, gördüğünüz gibi çorbam fokur fokur kaynıyor. Ve süzdüğüm buğdaylarımı ilave ettim. Ve yarım demet ince ince doğranmış nanem var. Birazdan onu ilave edeceğim. İsterseniz bu çorbanıza haşlanmış nohut da ilave edebilirsiniz. Çok güzel oluyor. Ben bugün nohut kullanmadım. Nanemi ilave ettikten sonra benim daha önceden yıkayıp kurutup doğramış olduğum kişnişlerim vardı derin dondurucuda. Yarım demet kadar da kişniş kullanacağım. Kişnişin kokusunu sevmeyenler kullanmayabilir, tercih etmeyebilir. Tercihe bağlı. Yeşilliklerimi ekledikten sonra bir 5-10 dakika daha kaynatacağım. Ve üzerine kızdırmış olduğum yağım vardı naneli. Onu ilave edeceğim. Şu an kaynamayı bırakalım. Bir 5-10 dakika daha kaynasın. Evet, çorbam kaynadı ve kıvamı aldı gördüğünüz gibi arkadaşlar. Mis gibi kokular yayıldı.
Ve kızdırmış olduğum nane yağı ilave ediyorum. Ve bu aşamada tuzunu ilave edebilirsiniz arkadaşlar. Ben 1,5 tatlı kaşığı tuz ilave ettim. Siz damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Ve ocağımın altını kapadım. Servise hazır. Şimdiden afiyet olsun. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.